Ekonomide bütün kararlar bugün alınır, gelecekte sonuç doğurur. Tekrar, dün olmuş bitmiştir zaten. Düne ilişkin yapacak bir şeyimiz yok. Ama bütün kararları şu anda alırız ve gelecekte bu sonuç doğurur. Şimdi bugün karar alırken neye bakarak karar alırız? Sahip olduğumuz verilere bakarak karar alırız. Bu veriler deminden beri de konuştuk. Biri makro göstergeler, siyaset, ekonomi, birinin şeye bakıyorsun. Şimdi böyle bir dönemde yani şu anda karar vericilerin Türkiye ilişkin olumlu karar vermiyor olmalarının gerekçesini bulmamız lazım. Şimdi bizim asıl sorunumuz burada yatıyor. Yoksa dolar 4 lira olsa ne olur? Olabilir de tabii yani bir süre sonra bizim için normal bir şey de olabilir. Ama geleceğe ilişkin ne ifade ediyor bu seviyeler? Bunları iyi analiz edemezsek biz zaten bu sorunlarımızı da çözemeyiz. Maalesef Türkiye yani son 14 yıldır bu ekonomi yönetimi dünya konjonktüründe çok yararlandı. Çok böyle sıkıntıya düştüğü zamanlarda palyatif tedbirlerle bunları aşmaya çalıştı. Ama şimdi artık yapısal olarak Türkiye ekonomisi sürdürülebilir bir yapıya sahip değil. İşte Abdurrahman Bey daha iyi bilecek. Sizin ihracat yapabilmeniz için ithal girdi oranınız %65'e dayanmış. Yani mal ithal etmeden yapamıyorsunuz. Çünkü dolar, bu ithalat ucuzdu. Yerli ara mal üreten kimse kalmadı. Herkes çıktı. Yani bu bir ayda, iki ayda yerine koyabileceğiniz bir şey değil. Bunun buraya gittiğini yıllardır yazan, söyleyen, benim gibi anlatan bir insan var. Fakat herkes o kadar mutluydu ki yani el parasıyla zengin hissetmek çok güzel bir şey. Yani dolar ucuz, döviz ucuz, her yerden para geliyor. Yabancı yatırımcı da geliyor zaten. Türkiye'de hem menkul kıymet alıyor hem bilmem ne yatırım yapıyor filan, mutlu hissediyorsun. Bitti. Deniz bitti yani şimdi. Bitti derken 2008'den beri bunun buraya gittiğini de görüyorum. Yani hani şu parasal genişlemelerin de sonu gelmeye başladı artık. Faiz artırımları bilmem ne filan. Tekrar edeyim. Biraz önce söylediğim şey. Şu anda Türkiye'nin geleceğine ilişkin iyi bir beklentiye sahip olması gerekir ki herhangi bir ekonomik katılımcısının, piyasa aktörünün size ilişkin olumlu bir karar alsın. Bu ne olabilir? İşte demesi lazım ki 5 yıl içerisinde Avrupa Birliği'ne girecek. Girdiği zaman işte şöyle olacak. O yok.